Hepinize merhaba arkadaşlar. AYT'de her zaman yaptığımız gibi konu bittikten sonra ne yapıyorduk? 30 tane soru çözümü yapıyorduk. Bu dersimizde de limit ve sürekli birleştirip toplamda 30 adet soru yazdım. Soruların bazıları çok basit ama bazıları tamamen ÖSYM ayarında ve limit sürekli ilgili çıkabilecek bütün tip soruları yazdım. Beraber çözmeye çalışalım. Ama soruları Öncelikle siz çözmeye çalışın. O şekilde daha iyi kavrarsınız arkadaşlar. Benim çözmem önemli değil. Öncelikle ilk soru durdur. Çözmeye çalış. O şekilde daha iyi kavradığını fark edersin. Diyelim çok fazla uzatmadan derse başlayalım. İlk sorumuzda hemen fx artı 12 bölü f bileşke gx'i sormuş. Nereden? Limit x2'ye giderken fx değerimizi yazalım. fx'imiz neymiş? x kare eksi 3x eksi 10 artı 12. Bölü ne var güzel arkadaşım? gx'i ne yap? fx'de yazalım. Ne yapıyorduk bu tür sorularda? x gördüğümüz yere hemen 3x eksi 1'i yazalım. Karesi eksi 3 çarpı 3x eksi 1 artı eksi olmuş değil mi? Düzenleyelim. 9x kare eksi 6x artı 1. Eksi 9x artı 3 eksi 10 mu? Evet. Burayı daha yakışıklı hale getirelim. 9x kare eksi 15x topla 4 eksi 6 mı yaptı? 3 parantezini alıp şuraya yazalım. 3 parantez ne? 3x kare eksi 5x eksi 2 mi? Evet pay kısmını da düzenleyelim. Şöyle yazalım. x kare eksi 3x artı 2 bölü 3 parantezinde neydi? 3x kare eksi 5x eksi 2 mi? Evet. Şurası da şöyle. Şimdi kimdi bu? Limit x 2'ye giderken. 2 pay kısmını da yerine yazalım. Şöyle kalemi değiştirelim. 2'yi yerine yazdım. 4 eksi 6 artı 2 bölü yerine yazdım. Burası ne yaptı? Hmm. 4, 12, eksi 10, eksi 2. Bakın burası ne yaptı arkadaşım? 0. Burası ne yaptı? 0. 3 çarpı 0. 0 bölü 0, 0, 0 belirsizliği mi geldi? Evet. O halde ne yapıyorduk? Çarpanlarına ayırıyorduk. Ayralım çarpanlarına. Kim diye yazarım? x 2x eksi 1. x eksi 1 değil mi? Burayı düzenleyelim. Şöyle yazarız. Eksi 2 eksi 1. Çarpımları buraya verdi. Toplamları verdi mi? Evet. Bölü 3. Kim? Burayı da çarpanlarına ayıralım. Şöyle bir kenara yazalım. 3x kare eksi 5x eksi kim? 2. 2, 1 desem. Buraya x desem. 3 desem sağlıyor mu? 6. O halde buna eksi diyelim. Bu artı olsun. Eksi 6x artı x daha. Burayı verdi mi? Verdi. Ne yapıyorduk? Karşılıklı yazıyorduk. x eksi 2 çarpı 3x artı 1. Limit niye eşittir yazdık? x eşittir değil. 2'ye giderken değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Sadeleştirme yaptım pardon bununla yaptım. 2 yerine yaz 1. 2 burada yaz. 6 7 3 çarpı 7 ne yaptı? 1 bölü 21 mi? Evet. Buradan ne çıkartacağız? 0 bölü 0 geldiği zaman soru bu tipten ise çarpanlarına ayırıyoruz. Değil mi? Evet. İlk sorumuz uzun oldu. Parçalı bir fonksiyon vermiş olmak üzere limit x1'e giderken fx l olduğuna göre l bir gerçel sayı olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır diyor. Limiti çok iyi biliyoruz neydi? Eğer verdiğimiz değer kritikse yani bir parçalı fonksiyonda kritik nokta mı? Evet. O halde ne yapıyorduk güzel arkadaşım? Limit x kritik noktada sağdan limit x kritik noktamız bir soldan bakıyoruz. Değerleri birbirine eşit olmak zorunda. L1 gerçek saymış. Yani bir noktasında limit varmış. Hemen e, birden büyük. Yani sağdan baktım. 1 yazdım. Yazalım hemen. 1 artı A artı 2. Kime eşit olacak? Soldan için. X1'den küçük. 3 artı B artı 4. Değil mi? Düzenleyelim. A artı 3 eşittir. B artı 7. A eksi B'ye farkını mı soruyor? At bu tarafa. A eksi B eşittir. Ne oldu? 4. Anlaştık mı? Evet. Limit kritik noktada varsa soruyorsa onu sağdan ve soldan bakmak zorundayız. Güzel. Limit x0'a giderken böyle bir ifade vermiş. Hemen 0 yerine yazıyorum. E üzeri 2 çarpı 0 0 artı e üzeri 0 eksi 2 bölü e üzeri 0 yaptı eksi 1. Sonrası bakalım. 1, 1 yaptı. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'di. 2 eksi 2 bölü 1 eksi 1 ne yaptı? 0 bölü 0. Ne yapıyoruz güzel arkadaşım? Süper. Çarpanlarına ayır. Hemen buraya şöyle yakışıklı halde yazalım. E üzeri 2x artı E üzeri x eksi 2. 2 1 diyelim. E üzeri x çarpı E üzeri x diyelim. Burası artı olsun eksi olsun. Verdi mi? Verdi. Eksi 2 tane e üzeri x'den bir tane e üzeri x'i çıkarttım. Artı e üzeri x. Süper e üzeri x artı 2 çarpı e üzeri x eksi 1 mi? Peki burayı nasıl ayıracağız? Şöyle düşüneceksin onu da e üzeri x'in karesi eksi 1'in karesi yani 2 kare farkı şeklinde. Süper e üzeri x artı 1 çarpı e üzeri x eksi 1 şeklinde yazdın mı? Yazdın. Şimdi 0 bölü 0 belirsizliklerinde şey ne yapıyoruz arkadaşım? Gidermeye çalışıyoruz. Yani 0 bölü 0'ı giderip herhangi bir real sayı bulmaya çalışıyoruz. Gitti. Şimdi sıfır yaz. E üzeri 0 1. 2 daha 3. 0 yazdım. E üzeri 0 1. 1 daha 2. 3 bölü 2 mi? Evet. Anlaştık mı? Süper. B bir gerçel sayı olmak üzere Limit x 1'e giderken tık tık yazmışım 1 olmuş. Şimdi dikkatini için mıza çekiyorum. Pay kısmına 1 yazdım. 1 artı 4 eksi 5 ne yaptı? 0. Demek güzel arkadaşım pay kısmı da 0 olmuş ki sonra giderilmiş çarpanlarına ayrılmış. En sonda da tekrar bir yerine koyulup ne olmuş? Herhangi bir b, gerçel sayısı elde edilmiş. O halde 1 payda da kök ise pay kısmında da kök. Yani 1'i yaz. 1 artı a eksi 2 a artı 1. Ne olacakmış bu? 0. Düzenle burayı. Eksi a artı 2 eşittir. 0 ise a değerim burada nedir? 2 mi? Tamam. Şimdi gidip 2'yi yerine yazalım. Şöyle yazdım. x kare artı 2x eksi 4 çıkart. Eksi 3 mi yaptı? Bölü x kare artı 4x eksi 5. Tekrar biri yazarsan neyi göreceksin? Yine 0 bölü 0 belirsizliği. O halde çarpanlarını ayırır. Burası artı 3 eksi 1 ile çarpanlarını ayıralım. Artı 5 eksi 1. Düzenleyelim. Limit x 1'e giderken neymiş? x artı 3 çarpı x eksi 1. Burası neymiş? x artı 5 çarpı x eksi 1 x eksi 1'ler gitti. 1 yerine yaz 4. 1 yerine yaz 6. Sadeleştirme yaptık. 2 bölü 3 mü? Süper. Neredesin 2 bölü 3? Yok. 2 bölü 3. 3 bölü 2 var. O zaman sen ol. Şöyle değiştirelim. Bir daha kontrol edelim. 2 yazdım. 1 yazdım. 4. 6. 2 bölü 3 olması gerekiyor. Evet. Tamam mıyız? Süper. Aa dur. Onu sormamış ki zaten bana. Biz kimi bulduk? B değerini bulduk. Tamam. Şıkları da yanlış olmayabilir. A'yı kaç bulmuştuk bakalım. A'yı 2 bulmuştuk. B'yi çıkart diyor. 2 bölü 3. 6 4 bölü 3. Tamam. Işıkları yanlış yazmamışız. A eksi B farkını sormuş. A ve B reel sayı. Limit x eksi 2'ye giderken ne diyor? Arkadaşım x eksi 2. Eksi 2 pay kısmına yazdığım zaman direkt ne yapıyor? 0. Sonra bir sonuç gelmişse bak 0 nedir? Eğer burası herhangi bir sayıysa pay kısmı mesela ne diyelim? 5 bölü 0. Tanımsız değil mi? Demek ki burası da 0'mış. Çarpan ayrılmış, giderilmiş. Sonrasında tekrar eksi 2 koyulmuş. Bir reel sayı gelmiş mi? Evet. O halde eksi 2 paydadan pay kısmının da kökü. Eksi 2 yazdım. 4. Eksi 2a artı 6 eşittir kim? 0. At o tarafa 10 eşittir 2a'dan. A ne çıktı? 5. E gel güzel arkadaşım yaz. Limit kimsin? x eksi 2'ye giderken x kare ay 5 bulmuştuk. 5x artı 6. Bölü. Burayı çarpanlarına ayıralım. Nedir orası? x küp artı 2'nin küpü değil mi güzel arkadaşım? x artı 2'nin çarpı x kare eksi 2x artı 2'nin karesinden 4 mi? Evet. x artı 2 çarpı x kare eksi 2x artı 4. Tamam. Ne yapalım? Şöyle kalemi değiştirelim. Buraya çarpanlarına ayıralım. Kaça kaç? 3'e 2 mi? Evet. x artı 3 çarpı x artı 2 bölü x artı 2 çarpı x kare eksi 2x artı 4 mü? Aferin bize. Limit nereye gidiyor? x eksi 2. Ye. Önce sadeleştirmeyi yapalım x artı 2 x artıyı götürdü. Eksi 2 yerine yazdım 1. Eksi 2 yerine yazdım 4. Artı 4 artı 4. Ne yaptı? 12 mi? 1 bölü 12. Tamam mı? Tamam. Ne yapıyorsun? Önce sen çözüyorsun. Aynı tip yine bir soru. Bu sefer de 2 yerine yazdım. Sıfırsa o zaman 2 buranın da bir kökü. Niye? Limitinin değeri bir gerçası. Yani K gibi bir ifadeymiş. Değil mi? K eleman reel sayı. O halde iki yerine yazdım. 4 artı n. Eksi 4 yerine yazdı. Şey pardon 2 yerine 6 eşittir 0. Bakalım. 4 artı n eşit 6. Her tarafın karesini al güzel arkadaşım. 4 artı n ama öyle çıkmaz. Hemen mutlak değerce yazıyorsun. 36 4 artı n Kimdir? 36 ya da 4 artı M eşittir eksi 36. Buradan M değerim ya 32 ya da M değeri eksi 40 mı? Evet eksi 40 yok. Neden? Burayı ne yapacak eksi 40? Demek ki tanımsız yapıyormuş. M 32 mi? Aferin bize. 3 yazdı. Ne yaptı güzel arkadaşım? 9 sıfır. 3 yazdım 1, bir. birden biri çıkar 0, 0 bölü 0 geldi. İfademiz köklü ise köklü verilen ifade, pay kısmında da olsa, payda da olsa ne yapıyorsun? Eşleniği ile çarpıyorsun. Eşleniği ile genişlet diyelim hatta genişlet. Öyle daha iyi anlıyoruz değil mi? O halde yapalım limit x 3'e giderken şöyle biraz uzun alalım x kare eksi 9 x eksi 2 artı 1 yazıyoruz. Bu arkadaşın eşliğini kim? Bu. x eksi 2 kök içinde eksi 1. Eşliğini ile çarptığım için bölmek de zorundayım. x eksi 2 artı 1. Şu zımbırtıyı bununla çarpmana gerek yok arkadaşım. O en son kendiliğinden gelecek. Tekrar yaz. x kare eksi 9 da şöyle diyelim limit x 3'e giderken değil mi? Çarpı kök x eksi 2 artı 1. Bölü <laughs> arkadaşım buraya dikkat edersen hep 2 kare farkı gelir. O halde bunun karesi nedir? x eksi 2. 1'in karesi 1. 2 kare farkına çıkarttım. x eksi 3. Güzel. Şimdi ne oldu? Bak burada da bir kök var. x eksi 3. O halde yaz onu. Limit x 3'e giderken x eksi 9'u nasıl yazarım? x eksi 3 çarpı x artı 3 çarpı kimsin? x eksi 2 artı 1. Bölü x eksi 3. Şimdi giderdik mi derdimizi? Evet. 3 yaz yerine 6. 3 yazdım. 1. 1 ile 1'i topla. 2. 6 kere 2'den 12 mi? Aferin bize. <laughs> Sanırım yine bir sıfıra sıfır belirsizliği. Pi yazdım. Kosinüs 90'da nedir? 0. Sinüs 90'da ne? 1 bölü 2. 0. Eksi 2 çarpı 1 bölü 2. Artı 2. Bu arkadaş bunu götürdü değil mi? Ee, ne oldu? 1 bölü 2. Bu da sıfır geldi. Ee, ama 0 bölü 0 belirsizliği gelmedi değil mi? Ha sinüs 90'da 1 bölü 2 mi? Hayır. 1. O zaman ne oldu? 0 bölü 0. Şimdi ne yapacağız? Biraz trigonometri yapacağız arkadaşım. Ee, ne yazalım? Cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazalım mı? Ya da bakalım ne olacak? Bunun yerine ne yazabilirim? 1 eksi sin kare x. Eksi 2 sin x artı 2. Bölü payda da yazalım. Kimse bize küsmez. 1 eksi sin kare x düzenleyelim burayı sin kare x eksi sin kare x değil mi eksi 2 sinüs x artı 2 bölü artı 2 değil artı 3 oldu değil mi 1 eksi sin kare x şimdi arkadaşım bakalım burayı nasıl çarpanlarına ayıracağız şurayı sıfıra eşit kökleri bir bulalım sin kare x eksi artı oldu artık. 2 sinüs x eksi 3 eşittir 0. 3'e 1 diyelim. Artı 3 eksi 1 değil mi? Ee, sonra bakalım. Burası ne oldu? Sinüs x sinüs x. 3 tanesinden bir tanesini çıkarttım. Verdi mi? Verdi. Harika. Şimdi bu ifadeyi şuraya taşıyıp güzel güzel yazalım. Limit x pi bölü 2 neydi? 90 derece. Şöyle yazalım. Burayı çarpanlarına ayırdık. Ne geldi? Sünüs x eksi 1 sünüs x artı 3. Ama nerede? Eksi parantezinde değil mi? Eksi'yi görmemiştik orada. Eksi ile çarptık değil mi? 1 eksi sünüs x'i nasıl yazarım? 1 eksi sünüs x çarpı 1 artı sünüs x şeklinde yazarım. Şimdi <laughs> güzel arkadaşım bu arkadaş bunu götürüyor. Ama eksilisi eksi ortadan kayboldu değil mi? Sünüs 90. Neydi? 1. 3 daha 4. 1 artı sünüs. Burası 1 geldi. 2 daha. 1 daha 2. Ne geldi cevabımız? 2 mi? Evet. Bitti. Bu kadar. Trigonometrik birkaç tane ifadeniz daha varmış. Evet. Kosinüs 2x. Trigonometri çözerken de dikkat edin arkadaşım. Bakın burada 2 var. Burada 1 var. O zaman burada kesinlikle yarım açı kullanmak zorundasın. Yapalım. E, kosinüsü hangi cinsten yazalım? Bakın 3 taneydi. Neydi? Kos kare x eksi sin kare x yazabilirdik. Ya 2 kos kare x eksi 1 yazabilirdik. Ya da 1 eksi 2 sin kare x yazabilirdik. Biz hangisini yazmaya çalışalım? Şunu yazalım ki ortada kosinüslü bir şey kalmasın. Paydadır çünkü sinüs var. O halde bunu yazalım. Kosinüs 2x'e ne yazdım? 1 eksi 2 sin kare x artı sinüs x bölü 1 eksi sinüs x yazdım mı? Evet. Kim? Limit x 90 derece giderken. 0 bölü 0 belirsizliği geldiğini çok iyi biliyoruz değil mi? Yazdık geldi. Evet. Ne yapıyorum? Şimdi burayı tekrar düzenleyelim. 2 s kare eksi s eksi 1. Burayı sinüsleri s diye yazdım. 0'a eşit dedim. 1. 1 yazalım artı 1 eksi 1 yazarsak şöyle 2s'ye s dedim değil mi? Eksi 2 artı s da eksiye verdi mi? Verdi. Hemen ne yapıyorum? Burada yazalım. 2s artı 1 çarpı s eksi 1. Ne yaptık biz bunu arkadaşım az önce? Eksi ile çarptık. O zaman eksi başa al. 1 eksi sinüs x'i de şöyle yazabilir miyim? Ee, sinüs eksi 1. Eksi parantısı. Eksi eksi artı yaptı. Sinüs s eksi 1. S eksi 1'i götürdü. 2 sinüs x artı 1. Nerede? Limit x 90'a giderken. Sinüs 91. 2 çarpı 1 artı 1 de ne yaptı? 3 mü? Evet. Nerede sinüs? Yok. Yok. Hani 2 sinüs 2s artı 1 s eksi 1. Hata mı yaptık? Bakalım. Tekrar. Ha, şurada artı bu olacakmış. Değil mi? Yok. Bu eksi artı olduysa bu eksi olacak. Tamam. Bu bir de eksi bir. Ee, bir daha kontrol edelim. Bir daha kontrol edelim. Şimdi bunu yazdık. Eksi ile çarptıysak 2 sinüs e, artı 1 çarpı sinüs eksi 1. Eksi 2 tane artı 1 tane burayı verdi. Burası ne yaptı? 1 e, eksi sinüs x'i sinüs eksi 1 yazdım. Eksi parantezde bu da eksi yazdım. Aa, orası değişmez ki. Tamam bu bunu götürdü. E, ne yaptı? Aynen bu da bunu götürdü. A3 gelmesi gerekiyor. Tamam arkadaşlar. 3 yanlış yapmış olabiliriz. Ya da siz kontrol edin. Yorumlarda belirtin. Tamam. Mantığını biliyoruz artık. Evet. Ne dedik? Burası 2. Bakın. Buralar x mi? 2'ye 2x. O zaman yarım açıyı kullanacağız. En tat hangisi olur? Cos kare x eksi sin kare x'i yazarsam işimi bitirmiş olurum. Niye? 2 kare farkı mı? Yaz. Ama bak pi bölü 4'ü koydum. Ee, ne yaptı? 90. Sinüs, kosinüs 90 ne? 0. E burada aynı değerler. Birbirinden çıkarsam 0. 0 bölü 0. Gidermeye çalışıyorum. Çarpanlarına ayırıyorum. Yani C eksi S yazıyorum bunu. Bir de C artı S. Bölü C eksi S. Bu arkadaş bunu götürdü. Demek ki neymiş? Limit X 45 derece giderken kimsin? Kosinüs artı sinüs. Kosinüs 45 kök 2, 2. Sinüs 45 o da ne? Kök bölü 2. Ne yaptı arkadaşım? O da kök 2 mi yaptı? Evet. Neredeyse kök 2? Bitti. Tamam. Süper. Artık bunları bitirdik. 0 bölü 0 da mantığı anladık. Kesinlikle 1. Real sayıya denk gelecek mi? Evet. Süper. Şimdi arkadaşım 11. sorumuz yıldızlı bir soru. Süper de bir soru. Önce kendiniz bence durdurun soruyu çözmeye çalışın. Sonra beraber çözelim. Evet Px 3. dereceden ve baş katsayısı 1 olan bir polinom şu şekilde vermiş. A bir gerçel sayı olduğuna göre Px polinomu katsayılar toplamı kaçtır? Katsayılar demiş. Yani kim istiyor benden? P 1'i en son istiyor. Tamam Allah kabul etsin. Bunu biliyoruz. Peki burada ne söylemek istiyor şu kısımda? Diyor ki şu ifadede sen 2 yazdın. Sıfır yaptı. Demek ki burada bir kök 2 varmış. Süper. Yakala bunu. Bak bir tane köküm neymiş? Px polinomun bir kökü 2 ise o zaman x eksi 2 yazarım. Çarpı. Gel buraya. Eksi 1 yazmışsın. Sıfır yapar. Demek ki burada da bir kökün x eksi 1'miş. Bir kökü de yakaladık. x eksi 1 mi? Evet. Kat sayısı neymiş? 1. Kat sayı yazmaya gerek yok zaten. 1 ise... Sonra üçüncü kök bilmiyorum üçüncü dereceden. O zaman m olsun x eksi m. Şöyle bir neyim varmış polinomun varmış harika. Bu polinomda yazınca da bir reel sayıya geliyormuş tamam. Şimdi ne yapalım bu arkadaşı x eksi 2'ye böldüğümde limitini aldığımda bu bunu götürdü. 2 yaz ne yaptı arkadaşım? 1, 2 yazdı 2 eksi m. Kime eşit? A'ya. Değil mi? A sayısına. Bitti. Aynı şekilde x nereye? Eksi 1'e giderken yazdığım zaman burası artı 1 olsun. Bu bunu götürür. Eksi 1 yaz. Eksi 3. Eksi 1 yaz. Eksi m yaptı mı? Evet. Bu da A'ya eşit mi? O halde bu iki arkadaş birbirine eşit. Anladın mı mantığı? Süper. Bak toparlayalım x eksi 2, x eksi 1, x eksi m yazdım. x eksi 2'ler birbirini götürdü. Kim kaldı? Burası mı kaldı? Evet. Limit x 2'ye giderken 2 yazdı. Bu arkadaş mı geldi? Süper. Daha sonra limit x eksi 1'e giderken yazınca bu gitti. Eksi 1 yazdım. Eksi 3, eksi 1 yazınca bu ifade mi? Bunlar ikisi de a'ya eşitse ikisi de birbirine eşit mi? Evet. Şimdi yapalım işimizi. 2 eksi m eşittir. 3 artı 3m yaptı. Evet. A tarafa 4m eşittir. Eksi 1 ise m ne çıktı? Eksi 1 bölü 4 mü? Evet. Kontrol edelim. Attım o tarafa. Böyle mi? Tamam. Hadi şimdi yapalım. Şimdi benim polinomum px polinomu neydi? x eksi 2. Aa, burası artı 1 ne yazmadık? Burası artı 1 yazacaktık. Dur o zaman artı 1 yazacaksak ee, gitti. 3 yapıyor. Burası 3. Güzel arkadaşım. Niye bunu yazmıyorsun? Bak x artı 1. Buraya yanlış yapıyorduk. O halde 3 kere 2. 6 eksi 3 m yaptı. Yani attım o tarafı. 6 m eşittir 3. Değil mi? 3 yaptı. m 1 bölü 2 mi yapıyor? m 1 bölü 2. Tamam. Güzel. x eksi 2. x artı 1. x eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Emine bulduk. 1 bölü 2. Anlaştık mı? Evet. Şimdi kim istiyordu? P1. 1 yazalım. Eksi 1 yaptı. 1 yazdım. 2 yaptı. 1 yazdım. 1 bölü 2. Gitti gitti. Ne çıktı? Eksi 1 mi? Evet. 1 yazdık. Burası ne geldi? 2. 1 yazdık. Eksi 1. Polinomun katsayılar toplamı. Yanlış bir şey yapmadık değil mi? Kontrol edelim tekrardan. 6 eksi 3 en. 6 eksi 3 en eşittir. Artı bakalım. Bu gitmişti e, ee, eksi 1 yazınca eksi 3 yaptı. Değil mi? Tamam. Artı 3. Artı 3 m. Attı bu tarafa 6 m. 3 m ile çıktı. 1 bölü 2. Tamam. 1 yazınca 2 1 bölü 2. Bu arkadaş bunu götürdü. Eksi 1 gelmesi lazım. Biz hata yapmışız. Şu eksi 1 olması lazım o zaman. Tamam mı? Mantığını öğrendik. Yani son 5 yılda çıkan polinom sorusuna benzer. Evet arkadaşım. Tamam. O halde Şimdi bunu anladıysak aynı tipte soruyor. Kendimiz daha iyi yapabiliriz. Neymiş bu sefer köküm? Bir tanesi 1. Gerçek sayılar kümesi tanımı başka sayısı 2 olan 3. dereceden bir px polinomu. Bakın px polinomu yazmaya çalışıyorum. Kat sayısı 2'ymiş. Bir köküm x eksi 1. Yani 1. Diğer köküm eksi 2. x eksi 2. Diğer köküm biliyor muyum? Hayır. M dedim. Bitti. Şimdi x eksi 1 yazınca sadeleştiriyorum. Bu arkadaşı görmezden gel. Kim yaz? 1 yaz. 1 yazınca burası ne oldu? Eksi 1. 1 yazdım. 1 eksi m. Bu ne çıkıyormuş? 12. Şimdi bunu görme ne yazacağız? Eksi 2. Eksi 2 yazdım. 2 çarpı eksi 3. 2 yazıyorduk değil mi? <laughs> e, eksi 2 yazdık. Eksi 2 eksi m. Bu da ne çıkıyormuş? 15 mi? Evet. Şimdi buradan iki denklemden yapmaya çalışalım. Burası ne oldu? 2'ye böldüm. Hatta eksi 2'ye böldüm. 1 eksi m eşittir. Eksi 6 buradan. a, m buradan hemen çıkar mı? Hayır. Bakalım. M buradan hemen gelmez ki. Bakalım. Dur x eksi 1'i kapattım. x eksi 1'i kapattım değil mi? x eksi m. x eksi 1'i kapattım. Hangi değeri veriyorum? Bir verdim. Bir verdim. 1, -1. Bir verdim. 1 verdim. Burası eksi 1. 2 çarpı eksi 1. kim veriyorduk? 1 verdim. 1 eksi m. Eşittir. Kaç geliyormuş? Eksi 12. Pardon. Eksi 12. O zaman böyle attım o tarafı. m değerim ne geldi? Eksi 5 mi? Evet. Birinde zaten yakalayabiliyormuşuz. Bitti. Hemen ne yapıyorum? limit x eksi 1'e giderken. Yani bu fonksiyonu hemen şöyle yazacağız. Limit x eksi 1'e giderken kimsin? 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 kim? x eksi kaç? Ee, Emine bulmuştuk. 5. x eksi eksi 5'den artı 5 yaptı mı? Evet. Burada x eksi 1'e giderken ki değerimi soruyor. Eksi 1 yazdım. 2 çarpı Eksi 2. Eksi 1 yazdım. Değil mi? Artı 2 idi bu. Aha bak burası artı 2 yazmadık. Yine aynı hata yapıyoruz. Bu x artı 2. O zaman sonuç farklı çıkacak değil mi? Kim yazdık? Bunu kapatınca 1 yazıyorsak 2. 1 yazınca 3. Burası demek ki 3'müş. Yani 1 eksi m. Hep hata yapıyoruz. 1 eksi m. Çarpı kaç geldi? 6 eşittir. Eksi 12. 1 eksi m eşittir. Eksi 2 m 3'müş. O zaman buraya ne yazacağız? x eksi 3. Tamam. Şimdi kim yazıyoruz? Eksi 1 yazdım. Eksi 2 oldu. Eksi 1 yazdım. 1 oldu. Eksi 1 yazıcı. Eksi 4 oldu. Eksi eksi artı yaptı. 4. 4 kere 4'ten 16 mı? Evet. Anlaştık mı? Süper. Ben hata yapabilirim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Tamam. Şu şekilde yapılmış biçimde tam f fonksiyonu her noktada sürekli. Ha sürekliye geldik. Şimdi süreklikteki mantık ne arkadaşım? 3 adıma dikkat edeceksin. 1. Tanımlı olacak. Tanımlı. 2. Limit x a'ya mı gittin? Sağdan limit x hangi noktayı verdiyse soldan birbirine eşit olacak. Ve aynı zamanda limit x a'ya giderken ki fx değeri tanımlı olduğu f a değerine eşit olmak zorunda. Anlaştık mı? Evet. 3 adıma tanımlı olacak. Sağdan soldan limit olacak ve tanımlı olduğu değer kime eşit olacak? Limit değerine eşit olacak. Bu şekilde sürekli sağlıyor. Diyelim şimdi bakalım. Biçimde tanımlı gx fonksiyonu her nokta sürekli olduğuna göre Araya sayısı kaçtır? Ne diyor? F 3'e sağdan ve soldan bakacağız değil mi? 3 noktasına 3 nerede? Ne yapıyorduk arkadaşım? Bu tür sorularda hop böyle duvar çiziyorduk değil mi? 3'e soldan. Grafiğe gittim soldan yaklaştım. Nereye gitti? 4'e. Burası 4 mü? Evet. Eşit olmalı kime? 3'e sağdan. Şey evet sağdan. F3 diyelim. Şimdi F3'e önce gidiyoruz. F3'ü söylemiş. F3. 3'e gittim. Tanımlı olduğu yer neresi? 4. Değil mi? Evet. 4. Eksi A. 4. Eksi A. Ne çıktı? A'ya sayımız. Aha da attım o tarafa. 0. E, Aha da bitti. Diğerine bakmaya gerek yok. Aynı sonuç mu gelir? Evet. Anlaştık mı? Süper. Yukarıda grafiği verilmiş y-x i̇şte fonksiyonu için limit x 2'ye soldan yaklaşınca değerini soruyor. 2 neresi burası mı? Duvar çiziyorsun böyle güzel arkadaşım. Evet. Nereden? Soldan. Soldan geliyorsun. Nereye gitmiş? 4'e mi? Evet. Ama bileşkeymiş. Ha. Limit x 2'ye gittin. F bileşki. F 2. O zaman F 2'yi buldum nedir? 4. 4'e. Şimdi F4'e bakıyorum. Peki F4'e bakarken sağdan mı soldan mı? bakacağım ama az karar veririm. İkiye nereden yaklaştım? Soldan. Soldan yaklaşırken öncelikle hangisi? 4'e gelmeden önce 4'ten bir tık büyük bir değer. Yani 4'e sağdan yaklaşacağız. 4 neresi? Burası. 4'e sağdan yaklaştım. Geldim. Neredeydi? Eksi 2 mi? Evet. Neredesin eksi 2? Süper. Dikkat. Geldik 15. sorumuza. Yine aynı tipten ve yine ne vermiş arkadaşlar? Bileşke bir fonksiyon vermiş. Dikkat edelim. Limit x nereden gidiyormuş? Eksi 3'e soldan diyor. F bileşke F 3 mü? Şey eksi 3 soldan yaklaştı. Şimdi eksi 3 neresi? Hemen ne yapıyoruz? Hop duvar çiziyoruz. Eksi 3'e soldan geldim. Soldan geldim. Nereye gitti? 5'e gitti. Dikkat et. F 5. Peki F 5'e giderken ki değeri 4'ü mü alacağım? 6'yı mı? Ha ne yapacağız güzel arkadaşım? Bana kimi sormuştu öncelikle? Eksi 3'e soldan gelirken. Bakın burada ne? 5'ten bir tık büyük. Yani 5'e sağdan yaklaşacağız. Çiziyorum 5'i. 5'e sağdan gelince nedir değerim? 6 mı? Evet. Bu şekilde yapıyorsun. Dedik grafiklerde. Geldik sanırım sonuncu sorumuza. Grafik değiştir fonksiyonuna aittir diyor. Buna göre limit x m'e sağdan ve soldan yaklaşmış artı f değerini soruyor. Ee, bakalım f değerini o halde f değeri şunlardan biri dolu olsun. Fm değeri değil mi? Ee, tamam. Ne yapalım? Şimdi sağdan yaklaşıyoruz. Grafiğimizi şöyle çizelim. Fm'e önce sağdan yaklaşalım. Sağdan geldi. M'e yaklaştıkça nereye gitti? 3'e mi? Evet. O zaman sağdan yaklaşacak değerim 3. Artı limit soldan yaklaştı. Nereye gitti? 4'e. Değil mi? Evet. Fm değerim nedir? Nereye gidiyormuş? Tanımlı olduğu yer. 4 mü? Toplayalım. 11. Eğer burayı dolu değil de burayı dolu alsaydık cevabımız ne olacaktı? 10 mu? Evet. Diyelim. Attım. Gitti. Şimdi sürekli de ikinci tip sorulara geldik arkadaşlar. Fonksiyonu kaç noktada sürekli değildir diyor. Öncelikle bakacağınız şey ne arkadaşım? Kritik olduğu yer. Neresi burada kritik? 0. 0 yazdın. Ne oldu? 15 bölü eksi 4 değil mi? eşit mi soldan sıfır yazdım eksi diye. Olmadığından sıfır noktası sürekli değil. Sıfır yazdım. Sonra paydayı sıfır yapan değer kim? 2 ve eksi 2 mi? Bakın x kare eksi 4'ü sıfıra eşitlediğimizde 1 kökü 2, 1 kökü eksi 2 mi? Evet. Ama 2 zaten bu kümeye dahil değil. Eksi 2 alırsam bir değer de buradan geliyor. 2 değer mi? Evet. Sakın a 2 eksi 2 ve 0 deyip 3'ü işaretlemiyorsun. Çünkü 2 x0'dan küçük değil. Anlaştık mı? Evet. Başka da bir şeye bakmana gerek yok. Anlaşıldığına göre bu soruya bakalım. Şimdi yine ne yapıyoruz? Kritik noktalara bakıyoruz. Eksi 1 verdim. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 verdim. 1 ne geldi? Eksi 1 bölü 3 mi? A eşitmiş. Sağdan soldan eşitmiş. O halde neye bakacağız? Tanımsız yap değil. Burayı tanımsız yapan değer yine aynı şekilde kim? 2'ye eksi 2. 2 bu kümede değil. Kim sadece eksi 2. O zaman tek bir değerde süreksiz yapıyor. Yani sürekli değil. Anlaştık mı? Harika. Fonksiyonu tüm reel sayılarda sürekli olduğuna göre a kaçtır? Bir süreklik sorusunun en iyi anlaşılabileceği sorulardan biridir. Ne yapıyoruz? Dedik ki sürekli olması için tanımlı 2 sağdan nereye gitmiş? 3'e mi? Sağdan limit soldan limite eşit olacakmış. Ve aynı zamanda limit x 3'e giderken ki değerim fx fonksiyonun değerin kime eşit olacak? Tanımlı olduğu f3 değerini. Burada 3 ise f3 diyoruz. Adım adım yapalım. Sürekli olduğuna göre tanımlıymış. Ve hemen ne yapalım? F3 değerine bakalım. F3'te ne olmuş? B. Tamam. F3 değeri B'ymiş. Süper. Sağdan soldan bakalım. 3'ten küçük için 3 verdi. 3A eksi B. Değil mi? Evet. Kime eşit olacakmış? 3 verdi. 3 eksi A'ya. Buradan at bu tarafa. 4A eksi B eşit 3'müş. Bir kere buradan bunu biliyorum. Bir de hangisini? 3A eksi B değerim. Aynı zamanda kime eşit olacakmış? Limit değerini. B değerine mi? Evet. 3A eşittir 2B mi? Evet. Ne yapalım? A kaçtır diyor. Hemen şuraya yazalım. A'ya 2K diyelim. B'ye 3K diyelim. A'ya 2K dedim. 8K eksi 3K dedim. 3K eşittir. 3. 5K eşittir. 3 ise K'dan ne çıktı? 3 bölü 5 mi? Evet. A dediğimiz ne geldi? 3 bölü 5 mi? Evet. A neydi? 2K'ya eşittir. 2 çarpı 3 bölü 5'ten 6 bölü 5 mi? Süper. Anlaştık mı güzel arkadaşım? Evet. Süper. Attım. Gitti. Sürekli bir fonksiyon olduğuna göre sürekli o zaman sağdan ve soldan yani burası ne? Birden küçükse soldan sağdan limit değerleri birbirine eşit olacak. 1 ver. Ne yaptı? M artı 4. Sağdan değerine 1 verdim. 2 artı n eşit. Buradan şöyle yapalım. M Eksi n eşit 2. Bunu biliyoruz. Bir de mesela m artı 4. kime eşit olacakmış? 6'ya. Buradan m ne geldi? 2. m 2 ise n de ne olacak? 0 mı? n de 0 geldi. Toplamlarını istiyor. Ee, dur. m eksi n. Attım bu tarafa. Eksi 2. Pardon bu eksi 2. Değil mi? Ee, m değerini 2 bulmuştuk. 2. Eksi n eşittir. Eksi 2'den. n de ne çıktı? 4 mi? Evet n yani sıfır değil. 4 ile 2'nin toplamı kaç yaptı? 6. Anlaştık mı? Harika. Devam ya. kontinüs ki. Sürekli bir fonksiyon olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Biraz uzun ama ne yapacağız? Hemen kritik noktalara bakıyoruz. 2'ye 2. Eksi 1'e eksi 1. Ve gidip yerine yazalım. 2 yazdım. 5. Artı 4 yaptı değil mi? Eşit olacakmış. Burada 2 yazdım. X yerine ne yaptı? 3A artı b. Hemen şöyle yakışık halde yazalım. 3 a artı b kime eşit? 9'a. Sonra eksi 1'e soldan ve sağdan bakalım. Eksi 1 verdim 0. Burası ne çıktı? b. Eksi 1 burada verdi. Ne yaptı? Eksi 2, eksi 1 artı 7. b değerine geldi 3. Hemen b 3'ü burada yazdım. 3 a eşittir 6'dan. a ne çıktı? 2. a ile b'nin toplamını soruyor. 5 mi? Evet. Neredesin 5? Yok. Yanlış yazmışız. Bir daha hata mı yaptık? Ee, eksi 1 yazdım. Eksi 2. Eksi 3 yaptı. B değerim 3 değil 4. B değerim 4 geldi değil mi? O zaman B değerim 4 ise burada da hata yaparız. Attım o tarafa. 3A eşittir. 5. Ee, Yoruldum sanırım. Çünkü çok yanlış yapmaya başladık. Ee, A da nedir? 5 bölü 3. 3. 5 bölü 3 A değerimiz B değerimiz de 4. 12 17 bölü 3 mü? Evet. Tamam mı? Tamam. Fonksiyonun süreksiz olduğu noktaların absleri toplamı kaçtır? Sürekli olması için ne olması lazımdı? Tanımlı. O halde bu tür sorularda ilk dikkat edeceğimiz kısım payda paydayı sıfır yapıyorsa nedir? tanımlı değil. Tanımlı değilse süreksizdir. O halde paydayı sıfır yapan köklerimize bakıyoruz. Sıfıra eşit dediğince kaç? 3'e 2 mi? Yok. 5'e 1. Eksi 5'e eksi 1. Yani bir köküm 5, bir köküm 1. Kim? apsileri toplamı 6 mı? Evet. Bunlar tanımsız yapıyor. Diğer bütün durumlarda sıfır yapmadığı için fonksiyonun bir değeri var. Fonksiyonu gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre sürekli ise tanımlı olacak. Bir köklü ifadenin tanımlı olabilmesi için sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. O halde yapalım. x kare artı 6x artı 2a eksi 1. Olduğu nokta a'nın değer alanını soruyor. Neydi? Sıfırdan büyük eşit ise yani diskriminantı sıfırdan büyük ve eşit olacak. O zaman b kare 36 eksi 4 çarpı 2a eksi 1 Sıfırdan büyük ve eşit mi olmak zorunda? 36 eksi 8a artı 4 büyük eşit 0. Ee, Burada ne yaptı? 8a'yı o tarafa at. 40 büyük. 8a yani a küçük 5'ten mi? Evet. A 5'ten küçük. Eksi sonsuzla 5 arasında mı? Eksi sonsuzla 5. Hayır. Ee, evet. A dur, buraya mı yanlış yaptık? 5 büyük a'dan. Ha o zaman 5'ten sonsuza kadar. Pardon. Anlaştık mı? Evet, süper. Fonksiyonun sürekli olmadığı tek nokta. Süper. Tek nokta. Yani ilkin şunu düşüneceğiz arkadaşım. Burası bizi ilgilendirmiyor. Burası sıfır olduğu nokta nedir? Süreksiz. O da tek bir noktada oluyor. Tek bir noktada olduğu ikinci dereceden denklemler ne? Diskriminantın sıfıra eşit olduğu durumlar. O halde b kare eksi 4 ac yapalım. Yani a artı 1'in karesi eksi 4 çarpı a'sine 1 yazmaya gerek yok. a kare eksi 5 ne olacak? 0 burada iş yapacağız şimdi. a kare artı 2a artı 1 eksi 4 a kare artı 20 eşittir 0. 3 a kare attım o tarafa. Eksi 3 a kare artı 3 a kare oldu. 20 Ha, hiç atmaya gerek yokmuş. Çünkü ikinci derecenin bir denklem geliyor. Ne oldu? 3a kare. Eksi 3a kareydi. Ee, artı 2a. 2a. Artı 21 değil mi? Ha, eşit 0. Ben bunu nereden şimdi çarpanlarına ayıracağım güzel arkadaşım. A kare artı 2a artı 1 artı 21. Ee, hepsini 0'a eşitleyelim. 3a kare eksili çarpalım yani. 2a artı 21 eşittir 0 eksi 21. Eksi çarptık. 7'ye 3 diyelim. 3A'ya A diyelim. 3 kere 3'ün 9. 7'den çıkartsam buraya verdi mi? Süper. O zaman hangisini eksi yapalım? Bu eksi. Bu artı olursa eksi 9A'dan 7A çıkartsam eksi. Harika. 3A artı 7 A eksi 3 eşittir. 0'dan Bir köküm 3. Bir köküm de neymiş? Eksi 7 bölü 3. A değerlerinin A'nın alabileceği değerleri soruyor. A gerçi neydi? Dur bakalım. E, 3 eksi 7 bölü 3 değil mi? 9. 2 bölü 3 mü? Evet. Neredesin 2 bölü 3? Tamam. Harika. Fonksiyonu aynı. Soru yine kümesine sürekli olduğuna göre. Diyor ki buranın Türkçesi. Bütün reel sayılarda sürekli sadece eksi 1 ve 2'de tanımsız yapıyor. Yani bu ikinci derecenin kökleri eksi 1 ve 2'dir. Eksi 1 yaz. 1 eksi a artı b sıfıra eşit. Buradan düzenleyelim. Ee, o tarafa atalım. a eksi b eşittir 1. Aynı zamanda 2 yazınca da 4 artı 2 a artı b eşit 0. O halde burayı da düzenleyelim. 2 a artı b eşit eksi 4'e. Taraf tarafa toplayalım. B'lerin canı cehennemi 3 a eşittir. Eksi 3'ten a ne çıktı? Eksi 1. Eksi 1'i yerine yazdım. Eksi 1 eksi b eşittir 1. B dene çıktı? Eksi 2 mi? Evet. Çarpımlar ne yaptı? 2 mi? Süper. Fonksiyonu her x reel sayısı için sürekli olduğuna göre a'nın en geniş değer aralığı öğrendiğin artık aynı sorudan bir sürü bir sürü yazdık. Diskriminant sıfırdan küçük yani kök olmayacak paydada Olursa ne olur? Sıfır olur. O halde tanımlı olmaz. Tanımlı olmadığı için de sürekli olmaz değil mi? Bu kalem de bitti. Ee, ne yapıyorum? En geniş değerler var. O zaman diskriminantına bakın. Diskriminant sıfırdan küçük. Diskriminant neydi? Yazıyoruz ama bu değil mi? B'si ne? 12. O zaman 144 eksi 4 çarpı A değerim 3. Ee, C değerim 4A mı? Ne olacak? Sıfırdan küçük düzenleyelim. 16, 48, 144, eksi 48, a küçük 0 kaç katı? 3 katı mı? Evet. O zaman e, atalım o tarafa. 144 çünkü işlem hatası yapıyoruz sürekli. 48, a böldüm. 3 küçük a değil mi? Oldu. O zaman a nedir? 3'ten büyük. Nereye kadar? Sonsuza kadar mı? Evet. Süper. Şimdi Son 3 sorumuz arkadaşlar. ÖSYM'de birebir çıkmış tarzdaki sorular. İnceleyelim. Ne diyor? F ve G iki fonksiyon değil mi? F ve G tanımlı olduğu aralıkta sürekli iki fonksiyondur. A ve aralığındaki her en gerçe sayısı için fx büyük gx olduğuna göre demiş. Birinci ölçülümüz x n'e giderken fx gx neymiş? Sıfırdan büyük. Burayı vermiş. 1 teren teren. İfade hangileri? Her zaman. Her zaman dediği anda bir soruda dikkat edeceksin. Yazalım. Şimdi bu arkadaşı bu tarafa attın. fx eksi gx. Büyük eşit sıfır mı? Evet. E, x n'e değil de x 1 milyona da gitse bu arkadaş doğru mu? Doğru. O zaman birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze bakalım. Tanımlı olduğu aralıkta sürekli iki fonksiyon. Şimdi fx değerimiz ne olsun? Mesela 5. Gx değerimiz de nedir? Diyelim ki 3. 5 bölü 3 birden büyük değil mi? Çünkü fx gx'den büyük. Peki şöyle bir şey olabilir mi? fx'imiz mesela 100'dür. Gx değerimiz de nedir? 0 olabilir mi? Evet. 100'den 0 çıkarsam yine 0'dan büyük mü? Evet. Doğru. Ama bölüm şeklinde yazacağım. Burası eğer 0 olursa 100 bölü 0 nedir? Tanımsız. O halde 2 her zaman geçerli değildir. Anlaştık mı? Süper. Burayı parçalı şey bileşke fonksiyonumuzu gx. Şimdi gx'i yazdım. Ne geldi? Herhangi bir değer. Ne olsun o değer? F mesela sallayalım 5. F5'te fonksiyonumuz bu aralığın içine düşmeyip tanımsız olabilir arkadaşım. O yüzden 3 de her zaman doğru olmayı. Yalnız ki 1 mi? Evet. Anlaştık mı? Süper. F ve G fonksiyonu x a noktasında sürekli fonksiyonlardır. Buna göre bu yine daha önce çıkmış tarzda bir soru. A noktası sürekli ise toplamları da sürekli olur. Hiçbir problem olmaz. Farklarında da sıkıntı olmaz arkadaşım. Değil mi? İki fonksiyonu yani aslında bunu e, biz ne hmm, kural olarak da vermiştik. Çarptığın zaman da herhangi bir problem olmaz. Ama eğer bölümünde sıfır gelirse ne olur? Tanımsız olacağından x a noktasında kesinlikle sürekli olmayabilir. Kim? 1, 2, 3 mü? Evet. Süper. Diyelim. Bunu da attım. Gitti. F ve g fonksiyonu x eşittir işte, 3'te sürekli olduğuna göre aşağıdaki hangisi 3'te sürekli olmayabilir? Şimdi F3 sürekli, G3 de sürekli. Çarpımlarında bir problem olmaz. Bu değer 3. E F3 sürekliydi. Herhangi bir sayı çıktı 4 ya da 0 da olabilir. 0 gelir. Sıkıntı yok. F3 süreklidir, G3 de sürekli. Hatta değer verin mesela 3e -3 olsun. 0 gelir. 3e eksi -2. Sıkıntı değil. Herhangi bir problem yok. Aynı şekilde 3 F3 değeri F3 ne olsun mesela 5. Problem yok ki. Geldim buraya e, G3'ü yazıyorum. G3 değeri F G3. G3 ne olsun mesela 4. F4 çıktı. F4'te fonksiyonum sürekli olmayabilir. Bak diyor ki x3'te sürekli olduğuna göre G3 değeri 3 gelmek zorunda değil ki. 4 de ya da F G3 kaç olsun 7. F7 de sürekli olmayabilir. O halde E şıkkı yanlış. Anlaştık mı? Evet. Süper. Diyelim son soruyla işi bitirelim. Uzun bir soru. L bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için limit x3'e giderken limit x3'e gx değerleri birbirine eşit ve l'ymiş. Eşitlikleri sağlanıyor. F3 g3'e eşittir diyor. Terör'ün ifadelerinin hangileri her zaman doğrudur diyor. Bakalım. Arkadaşım limit x3 f3 değerim ne çıksın? 5 değil mi? Ama limit f3 5 geldi. Peki limit x 3'e sağdan yaklaştım 5 geldi. Limit x 3'e soldan yaklaştım o da 5 geldi. Ama f3 değeri 5 gelmeye bilir değil mi? O halde F3 diyelim kaç gelir? Mesela 5 geldi diyelim. Ya da 5 değil 6 pardon. 6 geldi. Limit 3'e giderken sağdan da soldan da 5 gelebilir. Değil mi? Ama G fonksiyonu ne olmayabilir arkadaşım? 5 olmayabilir. 6 olabilir. Hoca ne anlatıyorsun? Hemen en basit grafikten anlatmaya çalışalım. Şöyle bir şey aldı. Hop şöyle. 3 noktasında f fonksiyonu olsun. fx fonksiyonu. Şimdi kaça gitsin? 5'e gitsin dediysek 5'e gitsin. Şurada da bir tane başka değer aldım. Burası da kaç olsun? 8. Limit 3'e sağdan soldan yaklaşacağı neymiş? 5. Ama f3 değerim 5 değil kim? 8. Öyle mi? Evet. Aynı fonksiyonu gx için de düşünelim. gx fonksiyonu sağdan 3 kaça gidiyor? 5'e. Soldan da 5'e gidiyor. Ama g3 fonksiyonum tanımlı olduğu aralık değer ki daha doğrusu 8 mi? Evet. Bu şekilde düşüneceğiz. O halde limit bu arkadaş buna eşit olabilir limit değerleri. Ama fonksiyon değerleri birbirine eşit olmayabilir. Mesela diğerinde de g 3'te G3'te şurada olsun diyelim. 9 olabilir. O halde bu birincisi için doğrudur diyemeyiz. Limit değerlerini ayrı ayrı yazabiliyorduk. O zaman F3 G3'ten çıkarttığım zaman 0 oluyor mu? Evet. Bak birincisi de kafan karışmasın. Aynı grafik üzerinde gösterdik ama. Şöyle bir de diyelim bir daha. Şurada boşluk olsun. Burada 3. Burada da tanımlı oldu. Hatta aynı fonksiyonu yazalım Dur. Şöyle yazdık. 3. Diğer fonksiyonum da şöyle gelsin. Tamam. Aynı. Burada da mesela kaçta tanımlıdır? Eksi 7'de. Burada kaçta tanımlıdır? 8'de. O halde f 3 fx yazalım. gx yazalım. g fonksiyon nerede tanımlı? Eksi 7'de. f fonksiyon nerede tanımlı? 8'de. F3 ve G3 birbirine eşit olmak zorunda değil. E, limit değerleri birbirine eşit olabilir mi? Oluyormuş. Evet. O halde anlaşıldı. Şimdi limit X3 Fx1 Gx1 demiş. Evet. Bu arkadaş L. Bu arkadaş da L mi? Evet. 1 olur mu? Olur. Her zaman olur mu? Hayır. Neden? Fx F3 değeri mesela 5 gelir. Şey 0 gelir. G3 değerim de 0'dır ki birbirine eşitti. 0 payda 0 e 1 olmayabilir. Değil mi? O halde yalnız kim doğru? 2 mi? Evet neredesin? Yalnız 2. Anlaştık mı arkadaşım? Süper. Bak. 30. soruyu tekrar tekrar kendin irdelemeye çalış. Diyorum ki bunu çünkü ÖSYM buna benzer soru sormuştu. Onun için bunun üzerinde duruyorum. F3 değerim 0 gelir. Bak burası 0. G3 değerim de 0 gelir. Eşit L değeri L de 0. Ama bu 0 bu 0 belirsizlik oluşturur. 1 olmayabilir. Yine gideririm hocam mesela. Ne çıkar? X artı 1 gelir. Burası 3 gelir. Bak ne oldu? 3 verdim. 4 bölü 3. 1 olmayabilir. Olabilir mi? Evet. Ama her zaman diyor. Anlaştık mı? Evet. Geçmiş olsun güzel arkadaşım. Bir sonraki derste türevde görüşmek dileğiyle.